Arkadaşlar benim hobi dinleyen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oylat Mağarası'na çıkacağız arkadaşlar. Şu an arkamda görmüş olduğunuz dağın tepesine kadar tırmanacağız birlikte. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı ve videomuzu sonuna kadar izledikten sonra beğen butonuna basmayı, ayrıca aşağıya yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizi baş başa bırakıyorum. Şu an çok güzel gözüküyor. Bakalım içinde bizi neler bekliyor mağaranın. Bu yolu takip edeceğiz arkadaşlar. Akarsu da gidiyor. Şöyle genel olarak göstereyim. Şimdi buradan arkadaşlar içeriye geçtiğim zaman tekrar açacağım. Arkadaşlar şimdi Oylat Mağarası'nın önüne geldik. Şimdi mağaraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burası park alanı. Şurada da kazlar var. Kovalarlar mı bizi tam emin değilim. Ördek mi kaz mı? Kaz diye düşünüyorum ama ördek de olabilir arkadaşlar. Ağaçlar çiçek açmaya başlamış bile. Mağaranın girişi bu tarafta. Şimdi arkadaşlar bu dağın tepesine çıkacağız. Evet. Onlar da bize eşlik edecek mi? Arkadaşlar şimdi zirveye kadar çıkacağız. Bakalım zirveye kadar çıkabilecek miyiz? Bu videomuzu hep birlikte devam edeceğiz. Kazlara veda ediyorum arkadaşlar. Bir yandan da şöyle inceleyerek gidelim. Bakın bahar gelmiş durumda. Çiçekler açmış Bursa'da. Arkadaşlar kızılcık ağaçlarıymış. Sarı çiçek açan. Şimdi sistemin güzelliği arkadaşlar. Şu tarafı da göstereyim sizlere. Çok iyi. Mağaranın girişine geldik arkadaşlar. Şimdi içeri devam ediyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Biraz burası karanlık. Şöyle geldiğimiz yeri göstereyim. Yine arkamızdan gelenler var. Bizans Tekburu'nun kızı burada arkadaşlar. Çok ağır bir hastalığa yakalanıyor. Ve
bu hastalığın sonucunda hiç iyileşemeyeceğini düşünüyor hekimler de. Son çare olarak da bu Oylat Vadisi'ne getiriyorlar. Kıza burada öl yat diyorlar ve kız burada Oylat'ın şifalı suyuna her gün yıkanarak sağlığına kavuşuyor. Ve daha sonra Oylat'ın suyu şifalı su olarak her yıl ziyaretçilere açılıyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz burada duracağım. Çünkü hemen bunalmaya başladım. Maske de taktığımız için. Yine zaman zaman açacağım arkadaşlar sizi. Bakın şu görselliğe. İnanılmaz. Tamam oğlum, gel çıkaralım, bir şey olmaz mı? Şu yapılara bakın arkadaşlar. Yine buralarda isim kazımışlar tabii. Mağarada yosunlaşanlar, yosunlaşan taşlar var. Geldiğimiz yer karşıdan. Şekiller oluşmuş. Thank you.
En zirveye kadar geldik arkadaşlar. Aşırı keyifli bir yolculuk oldu. Size buradan en zirvede bu şekilde yine kayaçların, bakın, şimdi arkadaşlar zirveye kadar çıktık ve aşağıya doğru iniyoruz. İnanılmaz güzel bir deneyim oldu. Tabii kapanışı çıkışta yapacağım arkadaşlar. Şu an artık tamamen keyfini çıkaracağım manzaranın. Erralta otu bile çıkmış arkadaşlar buradan. Şöyle ışıktan dolayı göremiyorsunuz ama. Evet arkadaşlar, böylece sizinle birlikte Oylat Mağarası'nı da gezdik. Mağaranın içi çok karanlıktı, bu yüzden kalite birazcık daha düşük diğer videolarımıza göre. Umarım hoşunuza gitmiştir bu gezimiz. Şu an dışarıda yağmur yağıyor. Evet, gün ışığını görüyorum arkadaşlar şu an. Çok güzel. Evet, şu an dışarıdayız artık arkadaşlar. Benim aşırı hoşuma giden bir yer oldu Oylat Mağarası. Şu an arkadaşlar şöyle göstereyim. Sistem harika. Yağmur da başladığı için mağaramızla birlikte gezdik. İlk başta aşırı korkunç geldi. Böyle merdivenleri çıkarken falan inanılmaz nefesim falan daraldığını hissettim. Ama inerken o kadar güzel şekillerle o suyun kayalara vermiş olduğu şekilleri gördükçe çok hoşuma gitti. Sizlere de arkadaşlar onları yine fotoğraf şeklinde yayınlayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp aşağı yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Şu yağmurda çok güzel yağıyor arkadaşlar. Oylat Mağarası. Hoşçakalın.